Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri, Ajanda programına başladık. Evet, Ajanda programında sizlere bugün Mersin'de gün içerisindeki gelişmeleri aktaracağız. Evet, dün hatırlarsanız sevgili izleyicilerimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı birinci oturumu gerçekleştirdi. Birçok kararlar alındı, komisyonlara havaleler yapıldı. Tabii bir karar vardı ki aslında beklediğimiz bir karardı. Özgecan Aslan'la ilgili, Özgecan Aslan'ın isminin verilmesiyle ilgili Tarsus ilçesinde geçen ay öldürülen üniversiteli Özgecan Aslan'ın adı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar gereği Kültür Parkı'nda yer alan Barış Meydanı'na verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısının birinci oturumu Kongre ve Sergi Sarayı'nda Burhanettin Kocamaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Özgecan Aslan'ın dev bir fotoğrafının asıldığı toplantıya Tarsus ilçesinin Azerbaycan'daki kardeş şehri olan Hantay şehrinin valisi Rasim Mehmetov ve belediye başkanı Teymur Manadov ve beraberindeki heyette konuk olarak katıldı. Özgecan Aslan'ın adını yaşatmak için Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Kültür Park'ın girişindeki Barış Meydanı'nın adının Özgecan Aslan Barış Meydanı olarak değiştirilmesiyle ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte meydanın adının değiştirilmesinin yanı sıra Özgecan Aslan anıtının da yapılarak meydana konulacağı açıklandı. Ayrıca 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın Karabağ Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Hocalı kentinde Azeri Türklerine yapılan katliamın kınanmasıyla ilgili teklifin görüşülmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Barış Meydanı isminin Özgecan Aslan Barış Meydanı olarak değiştirilmesi ve meydanda Özgecan Aslan anıtı ile birlikte yeniden bir düzenleme yapılması hususunda gereğini arz ve teklif ederim. İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazmışlar ama bunun zannediyorum oraya havale edilmesine herhangi bir ihtiyaç yok. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yüzlerce masumu Azeri kadın ve çocuğu katledenlerin acele hırsız ev sahibini bastırır misali bizi soykırımlar suçlaması çok zorumuza gidiyor. Şunu tüm dünyaya haykırmalıyız ki Yüce Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde katliam veya soykırım yapmadığı gibi zayıf düştüğü dönemlerde de maalesef komşuların ve emperyal güçlerin soykırımına uğramıştır. Evet değerli arkadaşlar, bu konuda daha önce birçok belediye kınama kararı almıştı. Son olarak da bu tam soykırımın olduğu gün yıl dönümünde Mersin'de yapılan bir konferansa yine Azeri bir bayan milletvekili gelmiş ve konferansı vermişti. Bu konuyla ilgili böyle bir talepte bulundular. Biz daha önce Tarsus'ta, Adana'da, Ceyhan'da bu tür kararların alındığını biliyoruz. Aynı şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir kınamaya yönelik teklifini gündeme getirmiş bulunuyoruz. Dünyada hiçbir katliamı alkışlayacak bir toplum olmadığımızı zaten herkes bilir. Ben bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, yine Tarsus'a gideceğiz. Yine bir cinayet haberi sevgili izleyicilerimiz. Tarsus ilçesinde Elif Keser, İstemediği biriyle evlenmek isteyen kardeşi Ayşe Ersöz'ü iddiaya göre üzerine benzin dökerek yaktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Elif Keser, istemediği biriyle evlenmek isteyen kardeşi Ayşe Ersöz'ü iddiaya göre üzerine benzin dökerek yaktı. Elife Keser'in eşinin kuzeni Mehmet Ali Keser olayı anlattı. Bir hafta gerisine dönersek, bir hafta önce bu Elif Keser'in kız kardeşi Ayşe Ersöz sevdiği biriyle kaçtı. Elif Keser bu süreçte biraz sinirli tavırlar gösteriyordu. Bayağı bir sinirli. Kaçtığı için. Evet, biz de akrabası olduğumuzdan dolayı sevmiştir, kaçmıştır. Bu olayın üstünü örtelim, barışın. Bu yönde bayağı bir telkinimiz oldu. Pek söz dinlemiyor bir hali vardı son iki güne kadar. Ben kendisiyle tekrar yine konuştum. Baktım söz anlatamıyorum. Eve gittim. Dün ikinden beni aradı. Dedi
Bugün dedi muhtarla da görüştüm dedi. Senin de haberin olsun dedi. Ben dedi kardeşimi affettim. Akşam bize gelecekler. Konuşacağız. İyi dedim. Barışacağız. Güzel yani sevindim dedim. Ben de akşam kahveyi kapattım. Eve giderken baktım evin yanında arabalar var. Misafirler gelmiş. Dedim ben de gideyim. Eve uğradım içeri girdim. İçeride öyle bir kötü bir hava yoktu. Oturduk beraber konuşmaya başladık. Elif o ara odadan çıktı. Az sonra geri geldi. Kız kardeşine dedi. Kardeşinle konuşur mu telefonla dedi. Kız kardeşi dedi konuşurum abla dedi. Askerde kardeşi var. Evet. Zafer kardeşi. Çıktılar biz içeride sohbetimize yine devam ediyorduk. O arada bir patlama mı diyeyim, bir uğultu mu diyeyim, bir gürültü mü diyeyim. Ben dedim ev mi göçtü dedim. Şöyle bir baktım. O duvarın göçtüğünü zannettim evin ön tarafındaki duvarın. Hemen dışarı fırladım. Zaten evin içinde 15 kişi falan vardı. Çocuklar falan vardı. Baktım içeriden dumanların çıktığını görünce hemen çocukları falan aldım. Kapıları açtım. Çocukların bazılarını dışarı fırlattım. Kurtarmak için. Bazılarına işte dedik çıkın çıkın falan. O arada yatak odasının kapısı açıldı. Bir alev topu. Yani biz içeride ne olduğunu o ana kadar bilmiyorduk. Bir alev topu. O arada kızın kayınbabası bir oradan örtü müydü artık halı mıydı bir şeyler attı üzerine. Ayşe. Yine yanıyordu. Hortum çekildi. Hortum falan sıktılar. Olay Tarsus'a bağlı Sarıköy'de meydana geldi. 18 yaşındaki Ayşe Ersöz bir hafta önce taş ocağında çalışan 24 yaşındaki Mehmet Ö'ye kaçtı. Nikah hazırlıkları yapan Ayşe Ersöz'ü barışmak için aynı köyde oturan evli ve bir çocuk annesi Elif Keser evlerine çağırdı. Ayşe Ersöz yanında kayınbabası Tuncay Ö, evleneceği genç Mehmet Ö ve kayınvalidesi Hatice Ö ve yakınlarıyla birlikte ablası Elif Keser'in evine gitti. Birlikte sohbet ederlerken abla Elif Keser seni askerdeki kardeşimizle telefonla görüştüreceğim diyerek yatak odasına götürdü. İddiaya göre Elif Keser yatak odasında sakladığı 2,5 litrelik benzini kardeşinin üzerine döktükten sonra ateşe verdi. Olayda evde bulunanların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. 10 Mart tarihinde nikah randevusu alan Ayşe Ersöz feci şekilde yanarak önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne ve son olarak da ambulans uçakla İzmir'e gönderildi. Kız kardeşini üzerine benzin dökerek yakan abla Elif Keser ise önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne ve ardından da Adana'da bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi. Ayşe Ersöz'ün sağlık durumunun da ağır olduğu açıklandı. Evet sevgili seyircilerimiz, Mersin'de İstihbarat Şube Müdürü iken yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili görevden ihraç edilen Ali İhsan Kaya, GDO konusunun Türkiye'nin bir kangreni olduğunu ve kendilerinin buzun üzerine gitmesinin ceremesini çektiklerini belirtti. Türkiye'de bunun üzerine kimsenin gitmediğini öne süren Kaya, biz bunun üzerine gittik ve çilesini çekiyoruz dedi. Mersin'de istihbarat şube müdürüyken yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili görevden ihraç edilen Ali İhsan Kaya, GDO konusunun Türkiye'nin bir kangreni olduğunu ve kendilerinin bunun üzerine gitmenin ceremesini çektiklerini söyledi. Türkiye'de kimsenin bunun üzerine gidemediğini belirten Kaya, biz bunun üzerine gittik ve çilesini de çekiyoruz. Ha bundan da hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Hiç önemli değil. Biz doğru bildiğimizi yaptık. Bundan sonra da yine doğru bildiğimizi yapacağız diye konuştu. Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya, Mersin'de gerçekleştirilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı operasyon sonrasında yapmış olduğu basın açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Kaya, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin bir operasyon sonrası gözaltına alınacaklarına yönelik iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Savcısından bilgi aldı. Kaya, adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Açıklama sırasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal'la meslekten ihraç edilen bazı komiserler de hazır bulundu. O basın açıklaması ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş. Onunla ilgili ifade verdik. Malumunuz dün gece saatlerinde sosyal medyada benim ismim verilerek, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın da ismi verilerek bir işte operasyon yapılacağı, hatta özellikle bizlerin tutuklatılmaya çalışıldığı, tutuklatılması için bazı özel çalışmalar yapıldığı diye
sosyal medyada hepiniz görmüşsünüzdür. Bazı açıklamalar oldu. O konuyla ilgili de bizim daha önce de zaten avukatlarımızın alıp incelediği dosya içeriğiyle ilgili de yine daha sonra dosyayla ilgili bilgi almak amacıyla da savcılığa avukatlarımızın birkaç sefer müracaatları oldu. Bununla ilgili ifade verebiliriz, hazırız, buradayız diye. Şu ana kadar herhangi bir işlem olmadığı, herhangi bir gelişme olmadığı şeklinde cevaplar aldık. Bunları dilekçe olarak da avukatlarımız bildirdiler savcılığa. Bizler buradayız. Kaçacak, göçecek bir yerimiz yok. Zaten burada olduğumuz biliniyor. Hakkımızda adli kontrol kararları da var birçok arkadaşın. Netice itibariyle ne zaman istenirse ifade vermeye hazırız diye daha önce verdiğimiz dilekçe vardı. Bakın hiç alakamız olmayan insanlar. Hani biz belli sayıda basına da yansıdı, hepiniz biliyorsunuz. O insanlarla ilgili işte dinleme yaptık diye şu an soruşturma devam ediyor. Ama hiç alakası olmayan insanların resimlerinin basıldığı, bugün açın ulusal medyadaki bazı gazeteleri, ismini buradan vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Habire benimle ilgili ve çalıştığımız bazı arkadaşlarla ilgili sürekli yargılanacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, hakim karşısına çıkacaklar, şöyle olacak, böyle olacak, iddianame kabul edildi, 100 yıl istendi, falan istendi filan. Yeter kardeşim, ne alıp veremediğiniz var bizimle. Peki ben şimdi soruyorum, ne alakası var bu insanların benimle? Ne alakası var bu insanların dinlemeyle ilgili bu soruşturmayla? Hiçbir alakaları da yok. Hiçbir ilgileri de yok. Peki ne alıp veremediğiniz var? Niye benimle ilgili bu kadar çok haber yapılıyor? İşte bunu söylemeye çalışıyoruz. Birileri sürekli kazıyor. Birileri sürekli kazıyor. Perde gerisinde görünmüyorlar. Görünmediklerini zannediyorlar. Ben burada kamu görevlerini kastetmiyorum özellikle. Ama birileri sürekli bunu kazıyor. Birileri sürekli bununla uğraşıyor. Ha, uğraşsınlar. Hiç korkumuz yok. Gün gelir, zaman gelir. Hani bir söz var. Keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Zamanı gelince onlarla da anlayacakları dilden hesaplaşırız, görüşürüz. Ama bu işin arkasında ne olduğunu artık duyarlı insanların, vicdanı olan insanların görmesi lazım. Evet sevgili seyircilerimiz, tabi biliyorsunuz bir otogar krizi yaşanıyor Mersin'de. Meşti açıldı. Açılmasıyla birlikte Meşti'ye, yani yeni otogara gitmek istemeyen firmalar vardı. Onlar da kendi çadırlarını kurdular ve Caşti adını verdiler. Ve bugün de yine bir açıklamaları vardı. Bu seferki açıklama sevgili seyircilerimiz, açıklamayı yapanlar şunu söylüyor. Diyorlar ki biz bir süredir kentimizde yaşanan ve ülke gündemine kadar ulaşan yeni Mersin otogarı Meşti ile ilgili sorun devam ederken otogar esnafı olarak her türlü barış ve uzlaşı çağrılarımız ortadayken Meşti'nin işletme ihalesini kazanan Şimşek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek'in asılsız beyanlarla konuyu aramızdan biri olan iş adamı Sinan Koç'a indirgemesi ve sebep olduğu olumsuzluğa dair bir çerçeve indirme çabalarını sosyal medya üzerinden yaptıklarını ve bunların asılsız olduğunu dile getirdiler. Bu kentin önemli hizmet alanlarından birisi olan yeni otogarın sosyal medya üzerinden tartışılmasını kesinlikle uygun görmediğimizi belirtmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklamaların hem bu kente, hem bu kentte yaşayan halka, hem de otogar esnafına zarar verildiğinin bilinmesini istiyorum. Belirli basın organlarında bu sektörün içerisinden biri olan arkadaşımıza, Sinan Koç'a yapılan saldırıların tüm otogar esnafına yapılan bir saldırı olduğunu da şahsım Veli Tol ve tüm otogar esnafı olarak da bunu kamuoyuna deklar etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bu kentin bir büyüğe, bir ağabeye ihtiyaç olduğu noktasındayız.
üzülerek belirtmek istiyorum ki bu kent halkı kucaklayacak, uzlaşı sağlayacak bir ağabeyi, bir büyüğü maalesef bulamamıştır. Basın açıklamalarıyla yapılan açıklamaların, o basın açıklamalarını yapan arkadaşlarımızın da bu ailenin içinden birisi olduğu noktasındaki düşüncemi de belirtmek istiyorum. Değerli basın mensupları, hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Başka Mersin yok. O açıklamayı yapan, bu ailenin içerisinden çıkmış, o sektörün temsilcilerinin biraz önce Twitter kanalıyla yaptığı açıklamaların adaba uygun olmadığı noktasında bir düşüncemiz var. Belirli bir kesimin, belirli bir yapılanmanın bu ortamda şimşekleri veya odak noktasına getirmek istedikleri şahsın Sinan Koç olduğu noktasında bizim bir kişisel düşüncemiz var. Ben yine altını çizerek belirtmek istiyorum ki biz, bu halk burada her zaman belirttiğim gibi verilen mücadelenin ekmek mücadelesi olduğunda hemfikiriz. Kaldı ki bu halk hedef haline getiren Sinan Koç'u da bu sektörün içerisinden yetişmiş biri olarak, bu sektörün duayen noktasında biri olarak, bu sektörün dama taşlarından gelen birisi olarak hiçbir zaman Sinan Koç'u ve medyasını yalnız bırakmayacağı konusundaki düşüncelerimizi de kamuoyuyla, tüm kamuya, tüm halka deklar etmek istiyorum. Benim acizane görüşüm, kişisel görüşüm, bu toplantının özü ve amacı, basın aracıyla yapılan saldırıları sizlerle paylaşmak, burada bir olduğumuzu, diri olduğumuzu, bu işin sonuna kadar, sonuna kadar birlikteliğimizin devam edeceğini tüm kamuoyunun bilmesini hasaten rica ediyorum. Kaldı ki bu sektörün temsilcileri bu halk iyi bilsin. Sevgiyi, barışı, anneyi, babayı kucaklaştıran bir sektörün temsilcisiyiz. İyi günlerinde evlatlarını, anaların evinde pişirmiş olduğu pastaları çocuklarına ulaştıran bir sektörün temsilcisiyiz. Bu sektörün temsilcileri, üzülerek ifade ediyorum ki, bu zulmü kesinlikle hak etmiyor. Evet sevgili seyircilerimiz, Mersin İdman Yurdu ile ilgili haberimize geçiyoruz. Mersin İdman Yurdu konuk etti Trabzonspor'a, maalesef 5-1 yenildi. Bu sonuçta Trabzonspor puanını 40'a çıkararak 4. sıraya yükselirken ev sahibi Mersin İdman Yurdu ise 32 puanla 7. sırada kaldı. Süper Lig Süleyman Seba sezonunun 23. hafta kapanış maçında Trabzonspor konuk olduğu Mersin İdman Yurdu'nu 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçta Trabzonspor'a 3 puan ve farklı galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mehmet Ekici, 45 ve 56. dakikalarda Sefa Yılmaz, 69. dakikada Serol Demirhan'ın kendi kalesine ve 90+1. Dakikada da Oscar Cardozo kaydetti. Ev sahibi Mersin İdman Yurdu'nun tek golünü ise 81. dakikada Sinan Kaloğlu attı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a çıkararak 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi Mersin İdman Yurdu ise 32 puanla 7. sırada kaldı. Ve sevgili izleyicilerimiz, maç sonrası teknik direktörlerin yapmış olduğu açıklamalara geçeceğiz. Tabii ilk önce Sayın Rıza Çalınbay'ın. Rıza Çalınbay yaptığı açıklamada aslında kötü bir futbol oynamadık. Kötü goller yedik. Ölü toplardan goller yedik dedi. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay 5-1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında basın odasında maçı şöyle değerlendirdi. Evet, hocam, Mersin İdman Yurdu
şu an kadar ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Bunu çok farklı kaybettiniz. Biz bir kere futbol olarak kötü oynamadık. Yani biz futbol olarak kimse bize diyemez yani kötü oynadınız diye. Biz sadece kötü goller yedik. Yani ölü toplardan kötü goller yedik. Onun dışında yoksa oyuna baktığınız zaman o kornerleri, frikiyi çıkardığın zaman normal bir açtı. Yani onların da hata vardı, bizim de hatamız vardı. Ama ben bu kadar basit, bu kadar kötü goller yiyeceğimizi beklemiyordum. Yani işin açıkçası bu. Yoksa oyun olarak baktığınız zaman tam oyunu oturtturuyoruz. Bir korner oluyor, gol oluyor ve inanılacak gibi değil. Hele ikinci yarı yediğimiz gol. O golle herkesin adamı var ama bir bakıyorsun adam bomboş gol atıyor. Yani orada defans olarak ölü toplara çok büyük hatalar yaptık. Bunun sıkıntısını yaşadık. Bunun yüzünden de maçı kaybettik. Ama onun dışında baktığınız zaman biz de oynadık. Bizim de pozisyonlarımız vardı bir sürü. Ama biz Bursa maçında da aynı şekilde goller yedik. Aynı şekilde yine Trabzon'da da 3 tane gol yedik böyle ölü toplardan. Ha diyeceksiniz ki çalışmadınız mı? Niye pay yiyorsunuz diyeceksiniz. Doğru, haklı. O kadar çalışmamıza rağmen maalesef arkadaşlarımız son şeyleri yapamadıkları için bu golleri yedik. Yani geçen Bursa maçında da maç gayet iyi, rahat gidiyor, hiçbir şey yok. Ve son dakikalara doğru işte yediğimiz bir korner golü ve maç bitiyor. Yani o kadar önlem almamıza rağmen ölü toplardan goller yedik. Maalesef bunun sıkıntılarını yaşadık bugün. Ama demin de söylediğim gibi oyun olarak kesinlikle Trabzon'dan aşağı oynamadık. Sadece Trabzon'un bize bir avantajı ölü toplarda. Ama burada tabii ki hakemlerin de çok büyük hataları var. Trabzonspor takımı onları kolluyor. Yan topları kolluyor, frikikleri kolluyor. Mükemmel şekilde Mehmet'in gerçekten olağanüstü şekilde frikik atıyor. Ve buna izin veriyor hakemler. Yani belki bu hakemlerimizin çoğu futbolun içinden gelmedikleri için maalesef bunları sözemiyorlar. Yani biz diyoruz yani bakın hocam dikkat edin diye ama maalesef etmiyorlar. Kendi aralarında zaten kopukluklar var. Yani hakem faul diyor. Bizim lehimiz olan bir faulü. O devam ettiriyor. Yani işin şeyi oyun olarak sıkıntımız yoktu ama ölü toplarda yaptığımız hatalardan maalesef bugün mağlup olduk. Tabii ki o hataları yaptığımız için de mağlubiyeti kesinlikle hak ettik yani. Ama tabii ki bizim şimdi bu sıkıntılara, bu kadro darlığına yani futbolun dışında yaşadığımız sıkıntılara rağmen geldiğimiz yer gayet iyi. Önemli olan tabii ki bunu sonuna kadar devam ettirip ligi bu sene iyi bir yerde bitirmek. Başka bir düşüncemiz yok. Var mı bir şey? Ve sevgili izleyicilerimiz Trabzonspor teknik patronu Ersun Yanal'da yaptığı açıklamada ikinci yarıda aldıkları 17 puanla takımlarının zirvede olduğunu söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-1 kazandıkları Mersin İdman Yurdu maçı sonrasında yapmış olduğu açıklamada ikinci yarıya Sivas Spor maçıyla başladıklarını ve ikinci yarıdan itibaren takımlarının 17 puan aldığını söyledi. Takımlarının 17 puanla şu anda zirvede olduğunu belirten Yanal şöyle konuştu. Bu 7 maçlık periyotta en çok puan toplayan takım olmak bizi ayrıca işimize motive edecek. Bunu neden böyle planladık? Çünkü belli süreçler yaşadık. Bu süreçlerin içerisinde yeni kurulmuş bir takım, başlangıçta yeni kurulmuş bir takım. Onun ardından eksiklerle başa çıkmak zorunda olduğumuz bir takım. Ve sonunda da istediğimiz, arzu ettiğimiz oyunu zaman zaman oynayan, zaman zaman oynamayan, kendimizin de eleştirdiği bir takım. Ve bu kadar fazla oyuncu sirkülasyonun yer aldığı takım oyunu oynatmak konusunda çektiğimiz sıkıntılar. Hepsi devam edecek, gelecek süreçte devam edeceğini düşünüyorum. Ama böyle skorlarda bir avantaj olup takım oyunu oynamak konusunda, takım oyunun disiplini konusunda da önemli eğreti noktalarıdır. Bugün bunu avantajlı bir şekilde çevirmek ve önümüzde oynayacağımız maçların bu davranışı, bu tutumu devam ettirmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şu andan itibaren bir önümüzdeki karşılaşma var ki deplasmanda ikinci kazanışımız. Bundan sonra da kazanmaya devam etmeliyiz. Çok kaybetmedik. Ama kazanamıyorduk da. Ve kazanmaya devam edip şu andaki dört takım içerisinde nereye kadar çıkabiliriz onu düşünüyoruz. Ve çıkmak için de elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor'un ihtiyacı olan bu huzurlu bir şekilde devam ede gelen sürecin daha da iyi olmasını sağlayacak bir takım sonuçlar elde etmek. Bunlardan bir tanesi en çok gol atan takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine deplasmanda kazanan bir takım olmak ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ve sezon sonuna kadar da takım oyununu en iyi şekilde getirip bu takım oyununun kalıcı bir şekilde gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz olacaktır.
Ben tekrar oyuncuları bu disiplinlerinden dolayı kutluyorum. Evet ve böylelikle sevgili seyircilerimiz, Mersin'de gün içerisindeki gelişmelerden derlediğimiz ajanda programımız da sona erdi. Hem izleyicilerimize hem de dinleyicilerimize mutlu bir gün geçirmelerini temenni ediyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.